Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play'de Demir Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümünde karşınızdayım efendim. En son neredeydik biliyor musunuz? Son videomuzda. Son videomuzda şu tepelerden birinin şu nerede ya bizim? Şu tepenin üzerindeydik. Ben aşağı atladım otosev yapmak için. Sonra da bilgisayarımı kapadım. Şimdi küçük bir dinlenme bir aradan sonra neredeydik ya biz? Nereden atladık biz buraya? Şuradan mı atladık? Şuradan bir yerden atladık galiba. Yok o kadar yukarıdan değildi. Evet buraya atladık ve burada bir ablamız var. Bize bıdı 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 bir şeyler söylüyor. Ne diyorsun abla söyle. Hey yabancı bak bakayım. Şifalıymış dolu çanta gönderdi bize. Okey Allah razı olsun. Sende ne var abi? Şok ok atarı. Şok ok atarı. Böyle de bir şey varmış. Kıyafet. Satabileceğimiz bir şey var mı sana? Dur bakalım. Kaynak. Ana geliştirme. Aha satılacak değerli ıvır zıvır. Kardeş ben bunları hep sana satacağım. Hepsini. Çünkü bunlar bir işe yaramıyor. Evet. Diğerleri geliştirme işine yarıyormuş. Onun için onları sana satmıyorum. Sesim geliyor mu ya bu ara? Hiç ona bakmadım. Tamam geliyormuş. Hop. Harita. Şimdi kardeşim. Bu yol hizasından ana görevimize gideceğiz. Bayağı bir gitmemiz gerekecek. Bayağı bir uzun bir yol bizi bekliyor. Ha bu ara bir şey öğrendim. Onu size paylaşmak istiyorum. Tartan gideceğiz. Şurada bir yoldan gideceğiz işte. Şimdi bu oyunda çeşitli yapılar görüyoruz. Yıkılmış, köhne. Birçok yapı görüyoruz abi. Bu yapılar, aha şurada şey varmış lan onu kullanabiliriz. Ama yok kullanmayalım. Kullanalım mı? Karşıya geçmek istiyor muyuz? Kesin karşı binanın kutuların içinde güzel bir şeyler var. Onun için karşıya geçmek için o şey ipi kullanmamız gerek. Bu oyunda gördüğümüz yapıların arkadaşlar büyük çoğunluğu gerçekte var olan yapıların bozulmuş halleri. Böyle bir internetten kazayla bir YouTube videosu izledim. Kaza değil de yani. Oyunla ilgili acaba ekstra neler var, ne değiştirmiş, neler yapılmış diye bakarken onu gördüm. Ne oluyor be? Ha, o bize gelemez. Orada da mesela bir tane bir 10 bölüm önce bir binaya girmiştik hatırlıyor musunuz? Böyle ahşap yıkıntı, döküntü, yıkılmış dökülmüş bir bina. O gerçekten varmış öyle bir bina ve ünlü bir binaymış. E kardeşim geçsene sağa. Ha, tamam sağına geç. Abi. Tamam geç bu tarafına. Ha tamam şimdi oldu. Burada ne varmış? Evet tahmin ettiğim gibi güzel bir kutucuk. Şimdi buradan çık abi. Nereye gitmemiz lazım bizim? Dümdüz atlasak olur. Böyle gidiyoruz. Çeşitli gördüğünüz panolar, binalar, küçük ahşap yapılar. İşte atıyorum mesela bir tanesi eski. Ya hepsi eskimiş, yıkılmış durumda ama. But we'll be able to heal all of it once Guy is strong enough to capture Hephaestus. Abi her biri Amerika'nın ünlü yapıları. İşte ne miyim? Caesar Otel. Oakland. Aha. Oakland binası gibi. Yapılanmış efendim. Burada bir şey öldürdük. Ha, güzel bir şey çıkacak bundan. Ne bu? Derisi mi? Postu. Çok güzel. Sonra bir tane post çıktı. Tam karşımızda bir bina var. Ne binası acaba orası? Bilinmeyen sığınak. Şu sığınağa gidelim bakalım. Sığınak değil. Şurada büyük bir bina var. Şey var. Yapı var. Bu şekilde. Bu arada anlatacağım şeyi de bir türlü anlatamadım. Gevşettim. Uzattıkça uzattım. Aha. Ne oluyor lan? Ben bunu yapamıyordum. R tuşuna uzun süre mi basılı tutmamız lazımmış? Yo. R desem. R'ye bir kere tıklasam oluyormuş. Ben uzun süre R'ye tıkladığım için olmamış. Neyse. Öğrenmiş oldum. Hadi bundan şey çıksın. Vallahi çıktı. Bir şeyleri geliştireceğiz arkadaşlar. Burada bir şeyler var yine. Tamam. Bunlar ne bitkisi? Gevrek darı diyor. Okey. Şurada yeşil bir şey yanıyor. Aha bu ne?
Bu biraz daha hızlı bir şey. Ne bu? Bildiğin domuz değil mi ya? Niye bu hızlı bu kadar? Ne? Burası şey kampı. Terörist. Bizi bir şeyler görüyor ama ne görüyor onu bilemedim. Hiç kimse yok burada. Kıyafetim değil de ekipman kesemi geliştirmek istiyorum. Hiçbirini geliştiremiyorum. Tuzak üretmeyeceğim. Kıyafet. Bunu geliştirmeseydim keşke ya. O çünkü malzeme kolay bulunan bir malzeme değil. Onu burada kullanmasam iyi olurdu. Neyse. Ya bu geliştirme aşamasında bu kesemizdeki, çantamızdaki malzemeleri de kullanabilsek iyi olurdu aslında. Şimdi bunu. Okey. Belki biraz şunları da atabiliriz. Bunları depoladım. Güzel. Güzel. Bazı malzememizi depolamış olduk. Buradaki şeyi de açmış olduk. Buraya gittik. Tamam. Şuraya zaten gitmiştik. Yolumuza devam edelim. Aynen buradan dümdüz devam edeceğiz abi. Şöyle yüksek bir yerden zıplayarak süzülsek güzel olur. Var mı öyle bir yer? Evet. Çok işe yaramadı. Çok süzülemedik ama olsun. Bu ara etraftaki ufak tefek... Bu ne? Yabani hayvan boynuzlu kertenkele derisi. Harika. Akbaba tüyü. O da güzel. Lan. Ya bu R ile olmasın ya. Başka bir tuşla olsun ya. Uf, kazayla atıp duruyorum bunu. Bunu değiştirmem lazım. Bu dur. Bu uçan neydi lan? Neyse. Yolumuza devam edelim. Mesela şimdi burada yıkık dökük bir yapı var ya. Bu yapı büyük ihtimal gerçekte Amerika'da var olan, Kaliforniya'da ya da diğer şehirlerde var olan bir yapı aslında. Bunlar bizim dostumuz mu, düşmanımız mı? Ateş etmediklerine göre düşmanımız değiller. Burası neymiş acaba? Not one more step. The Tanakh don't suffer outlanders in the clan lands. I was given rite of passage by Marshal Fashav. I'm not here to fight. They're like blood. This is the warrior who defeated Gruda, champion of the traitor Regala. Kabilen oyun ben. Saçlara bak şunun. You may enter, but mind our ways. You will be watched. Oğlum bak beni sinirletmeyin. Hepinizi buradan kılıçtan geçiririm ha. Saçlara bak Allah'ın manyağı. Rick and Morty karakteri gibi olmuşsun. Ok tepesi. Bakalım burada bir şeyler satın alabiliyor muyuz? Çok güzel bir şey var. Tamam. The real battle is arguing with you. A lot of Look, we don't get those hearts, we don't get water, then everyone dies. I'm going back to the pens. I've got those machines myself. So machines did this? An Easterner with a hair like blood. The embassy. You killed Greta, Regala's champion. He was one of ours. It's Aloy, and I'm not looking for any trouble.
Maybe I could use some trouble right about now. Out there is a big herd my people harvest. We take the machine's hearts, send them to our capital, get paid with water. Gets harder every year. Killer machines keep showing up to defend. Last one hit us right as we were penning up our prey. Nearly wiped. But our quarry's which means if I can get there... If you go out there alone, you'll probably wind... I'm not going alone, Chaplain. The great champion... How about you answer some questions first? I'll help you harvest those pen machines. Probably better if you don't do it. Seems like your village needs... I like her. Şimdi bu hikayeyi geçtim arkadaşlar. Hızlı geçtim. Neden? Çünkü bir kabilenin orada buluşuruz. I have something... I'll wait at the outpost for as long as I can. May the ten. Yeah. O görevi yapmayacağım büyük ihtimal. Burada ne varmış bakalım. Sıra dışı küçük ilaç. Küçük dayanıklık ilacı. Kaynaklar. Ot, börtü, böcük, gevrek, akrep. Aa burada nadir şeyler var. Akbaba, alakarga tüyü. Dur bakalım burada lazım olanları alıp hemen şeyle eşyalarımızı geliştirebiliriz. Çok nadirler varmış. Dur bakalım bana ne lazım bir bakayım. Burada şey var mı? Tezgah. Vallahi var. Şu tezgaha gitmem lazım. Dur kardeşim dur. Dur. Çalışma tezgahı. Keseler. Ama bunu geliştirebiliyoruz. Geliştirelim hemen. Harika. Ay balığı baykuş lades kemiği. Şimdi ilk olarak bizim en çok istediğimiz şey ne? Şu. Alakarga lades kemiği lazım bize. Alakarga lades kemiği. Rakun postu. Alakarga lades kemiği ve rakun postu. Alakarga lades ve rakun postu. Alakarga lades kemiği ve rakun postu. Heh, şundan bir tane alıyorum. Ha şunu da alıyorum. Güzel. Şimdi gidelim geliştirelim onları. Ya dur bu değil. Kese. Ha buna iki tane almamız gerekiyormuş. Tavşan postu 3 tane, rakun postu bir tane daha. Rakun postu ve tavşan postu. Rakun postu. Şundan bir tane alıyorum. Tavşan postu 3 tane. Güzel. Şimdi onları da geliştirelim. Hadi be. Paramız bitmesin ya. Çok güzel. Bunu da geliştirelim. Harika. Oy, bunlar habire bir şey istiyor. Bunu da yapabiliyoruz. Harika. Amerikan yaban koyunu istiyor. Amerikan yaban koyunu kemiği ve postu. Hangisini yapalım ilk? Bu normal. Normal oklar bunlar değil mi? Amerikan yaban koyunu postu ve somon kemiği. Amerikan yaban koyunu. İsmi. Yaban koyunu postu. Aa, ondan var. Somon kemiği alsak bir tane yetiyor. Bir tane somon kemiği lazım bize. Hemen gidip somon kemiği alalım. Somon kemiği. Yok. Somon kemiği yok mu lan sizde? Aa yok. Rezalet. Balık yok ki burada somon kemiği olsun. Dur bakayım. Somon kemiği bulamadık kardeş. Ops yavaş. Kardeş somon kemiği bulamadık. Ama baykuş tüyü ve Amerikan konuşamadım. Şunu da büyütebiliriz aslında. Ama önce şunu geliştirmek istiyorum. Okumuz çok olsun. Bundan varmış zaten bizde. Bir tane lazımmış. Baykuş tüyü lazım. 3 tane baykuş tüyü. Baykuş tüyü var mı?
Tamam, baykuşluğunu da aldık. Şimdi bir tane daha geliştireceğiz. Hepsini aklımda tutamıyorum. İsimler çok karışık. Onun için böyle böyle yapıyorum. Ya bu değil ya. Abi buna iki tane almak daha gerekiyormuş. Üf. Özür dilerim, uzattım biraz. Tamam kardeş. Şimdi satmak istediklerim var. O da kaynaklar. Şu değerli eşyaları satayım sana. May your stories be told across the land. Yengeç kabuğu, parıltılı stakoz, martı lades kemiği. Bunlar yok. Şimdi şunları geçirebiliriz. Boynuzu kertenkele kemiği lazım. Kas tüyü. Boynuzu kertenkele kemiği ve kas tüyü. You must want something today. Yüz altın istiyor. Yüz. Kaynaklar. Şundan bir tane. Elten satmıyorum ya. Dur, bu lazım olabilir. Ne satalım? Bunlar para etmiyor. Abi bunu satabilirim. Çok güzel. Paramız bitti. Çantamdan bir şeyler satmam lazım. Ne satayım? Şunlardan çok var. Bunlardan. Tamam. Şundan da çok var. Bunları satarsak iyi olur. Et vardı. Tamam. İyi, şimdi paramız da oldu. Bayağı geliştirdik ya şey keseleri. İyi oldu bu. Bunda ne varmış? Bobinler, zırt pırt, cırt fırt. Bunlar satın al. Sat diye bir şey. Satta var mı onlar? Şunları satabilsek iyi olurdu be. Neyse. Evet sevgili dostlar, buraya da geldik. Malzememizi aldık. Keseleri geliştirdik. Şimdi buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi artık 30 tane okumuz var. Hepsinden bol bol yapabiliyoruz. Çok iyi oldu bu. Harika oldu ya.
Şimdi haritamıza bakalım ve yolumuza devam edelim. Şu kamp ateşi yerine gidiyoruz. O neredeymiş o kamp ateşi yeri? Şu taraftaymış. Ve buradan yolumuza devam edeceğiz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ama şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.